Herkese merhaba, Edda Kreatif YouTube hesabına tekrar hoş geldiniz. Bugün ekip arkadaşım Büşra da bizlere eşlik ediyor olacak. Birlikte çok yakın arkadaşımız olan Elif Gamze Bozo'yu misafir ediyor olacağız. Elif Gamze çok özel bir insan. Eminiz ki videonun sonunda siz de bize hak vereceksiniz. Elif Gamze Bozo için biz bugün neredeyiz? Neredeyiz? Yeni bir iş yaptım, biz buradayız. Evet, Gökyay Satranç Müzesi'ndeyiz. Ankara'da, evet, Gökyay Satranç Müzesi hamam önünde. Burada sergin açıldı değil mi? Evet, kendime engel olamıyorum. Senegal adlı belgesel fotoğraflarımla bugün, daha doğrusu bir hafta boyunca buradayız. Elif Gamze çok özel dedik. Peki nasıl özel? Yani kendisi hem gezgin, gezgin demek gerekir. Hem fotoğrafçı, hakikaten kendisine engel olamıyor. Bu süreci biraz bizimle paylaşır mısın? Neler yapıyorsun sen? Bir sürü şey yapıyorsun. Ben ne yapıyorum? Ben aslında fotoğraf hayatıma gazetecilikle başladım. İşimin gereği mecburen fotoğraf çekmem gerekiyordu. Bundan dolayı da Ankara Fotoğraf Sanatı Derneği'nden sevgili Can Gazi Alem Hocam'la beraber eğitim alarak fotoğrafçılığı 15 yılda devam ettiriyorum. 15 yıl çok uzun bir süre. Yaklaşık 15 sene oldu. Evet, çok uzun. Yani neler çektim? Daha önce Anadolu'yu tanıyorum. Biz ilk fotoğraf, belgesel fotoğraf sergim oldu ve hala da devam ediyor aslında. Anadolu'yu tanıyor muyuz da Karadeniz'den başlayarak Doğu'ya ve Güneydoğu'yu da anlatan, daha doğrusu Türkiye'yi anlatan, Anadolu topraklarını anlatan belgesel fotoğrafçılığı yaptım daha doğrusu. Ondaki fotoğraf çalışmaları bana tabii ki yeterli gelmedi. Beni daha farklı... Engel olamadın kendine. Evet. Engel olamadın. Yani ben daha farklı yerlere gidip gezip, görmek, farklı hayatları anlatmak için, yani kendim gibi öteki olan insanları anlatmak için yola çıktım aslında. Kadınlar, çocuklar, engeller, yaşlılar, doğanın canlıları. Ben işte insanlara, doğaya, tarihe dokunarak fotoğrafları çekmekten yanayım. Peki senin aslında şu anda mesela hangi makineyi kullanıyorsun? Hangi makineyi kullanıyorsun? Makine. Evet evet, makine. Neyle fotoğraflıyorsun? Bana sevgili Cirayir Bey Zoom İthalat ailesi destek oldu. Teşekkür ederiz. Evet, Olympus makinayla çekiyorum. Olympus. Biz de bu arada güzel bir dipnot alalım. Büşra da İtalya'dan, bizim de ekibimizde. Aynı zamanda fotoğrafçılık yapmaya çalışıyor. Çalışıyor. Daha yeni başladı. Biz Nikoncuyuz. Ama tabii destekliyoruz. Her türlü fotoğrafa açığız. Her türlü fotoğrafı destekliyoruz. Siz de Gamze'yi takip etmek için de aslında bir sayfanda paylaşıyorsun galiba. Evet, ben zaman zaman fotoğraf çalışmalarımı paylaşıyorum ama sergiye gelmeleri için, insanların sergiye katılmaları için. Çünkü sergi havası çok başkadır. Yani evet, sergide daha canlı görüyorsunuz, daha farklı görüyorsunuz. Ve insanlarla iletişim halinde oluyorum ben. Onların görüşlerini alıyorum, fikirlerini alıyorum, yorumlarını alıyorum. Peki en çok seni etkileyen ne oldu bugüne kadar? Sergiler, o kadar çok sergi yapıyor ki, sosyal medya hesaplarını takip ederseniz göreceksiniz. Gamze'ye hakikaten engel olunmuyor. Sürekli bir yerdesin sen. Eminim ki çok ilginç yorumlarla karşılaşmışsındır. En çok senin dikkatini çeken, sana ilginç gelen yorum neydi? En çok beni etkileyen yorumlardan biri şuydu. Anadolu'yu tanıyor musun fotoğraf sergimde, belgesel fotoğraflarımda insanlar bir anda gelip, özellikle o eski Anadolu kadınları gelip, "Aa, benim zamanımda da tandır ekmeği vardı." Aa, demeleri. "Ay, bizi geçmişe götürdün. Sağ ol yavrum." demeleri. Yani o kendi kültürlerini tekrar hayata canlı bir şekilde onlara sunmak. Farklı hayatları tekrar, daha doğrusu bu Anadolu topraklarını Ahmet Arif'in dediği gibi, "Anadolu'yum ben, tanıyor musun?" diye. Zaten biz Anadolu sergisinde, Anadolu'yu tanıyor musun sergisinde yaparken Ahmet Arif'in şiirleriyle başladık. Bu anlamda insanlar kendinden bir parça buldu Anadolu'yu tanıyor musun sergisinde. Ama Afrika yaşamı da, Senegal yaşamı da
Anadolu'dan çok farklı değil. Yani oradaki yaşamın kültürü hemen hemen bizim buradaki Güneydoğu'daki insanların yaşamıyla hemen hemen benzerlikler gösteriyor. Peki ben şunu çok merak ediyorum. Fotoğraf çekerken yaşadığınız en büyük zorluk ne oldu? Mesela Senegal'de insanlar nasıl tepki verdi? Orada en çok fotoğraflamak istediğiniz şey neydi? Buna ulaşabildiniz mi? Yoksa sadece oradaki insanların hayatını görüntülemek istiyordunuz? Yani bunlar hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi Afrika'da, yani Batı Afrika'da, Güney Afrika olsun, Kuzey Afrika olsun, Afrika ülkesi sömürü altında. Dolayısıyla insanlar, beyaz tenli insanlardan biraz tedirgin oluyorlar. Özellikle fotoğraf makinesini gördükleri zaman fotoğraf makinesine karşı bir antipati oluşturmuşlar. Ben fotoğraf çekerken gerçekten çok zorlandım. Yani Batı Afrika'da fotoğraf çekmek, ya hani çantayı aldım fotoğraf çekmeye çıkıyorum olayı değildi bizim yaptığımız çalışma. Yani orada fotoğrafçılar gerçekten zorlanabiliyor. Çünkü fotoğraf vermek istemiyorlar. Bir şey karşılığını vermediğiniz sürece, yani açlar, açlık var ve siz oradaki açlığı sizden bir beklenti içerisinde olabiliyorlar. Ama hani doğuda da böyledir aslında, Güneydoğu'da da böyledir. Çok farklı değil aslında. Açlığın olduğu yerde bir şeyin karşılığı, bir yardım bekleniyor mutlaka ki. Geri geldik biz çocuklarla, annemle ben, annem en büyük destekçim oldu bu arada. Annemle beraber çocukları da giydirdik, onlara yemek de verdik, kıyafetler sunduk, işte ne bileyim şekerler, çikolatalar. Onlara bir gün boyunca, yani en azından elimizden geldiğince onları eğlendirerek, onları mutlu ederek, kadınların mesela başörtüleri yoktu. Kadınlara başörtülerini vererek, zaman zaman annem kendi başından çıkarıp örtüsünü verdi. Onlarla hayatı paylaşmadığınız sürece, onlara yakınlık göstermediğiniz sürece fotoğraf almanız çok kolay olmuyor. Önce bir sohbet etmeniz gerekiyor. Aslında insanın gerekiyor. Genel şeysi değil mi? Birbirimize yakınlaşmak için zaten aslında o sıcaklığı edinebilmek için zaten aslında bunların hepsi olması gerekiyor. Sohbet edebiliyor olmak, aynı ortamı paylaşabiliyor olmak galiba değil mi? Onların etkisi de fotoğrafını besledi mi? Fotoğraflarını bunlar da besledi mi? Yani tabii ki aslında dediğin doğru Eda'cığım. Hani bir şeyleri paylaşmadan yakınlık göstermeniz kesinlikle. Evet. Yani bu Türkiye'de de zaten böyledir. Hani aniden birine fotoğraf makinesiyle uzandığınız zaman namluyu uzatmış gibi oluyorlar. Aynen öyle. Tabii. Önce bir sıcaklık, sıcak bir sohbet gerektiriyor. Ve çok ilginç, ben Eskişehir'de fotoğraf çekimi yaparken ben aslında Anadolu'nun bu kültürünü çok seviyorum. Evini açabilecek çok sıcak insanlarla karşılaşabiliyorsunuz yolda. Fotoğraf çekim sırasında bir yaşlı teyze fotoğrafını çekmeden önce kapının önünde el şişlerken, patik örerken işte kızım aç mısın? Bir bardak sıcak çayım var. Gel beraber çay içelim. Evet, yani fotoğrafçılar aslında hayatlara, yaşamlara o kadar dokunabilir ki. Tamam. Ama iyi bir fotoğrafçı önce insanlara hayatını okuyarak öğrenebilir ve fotoğrafa kadrajı alabilir. Kesinlikle. Ben de şeye çok inanıyorum, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Böyle fotoğraf çektiğinden sonra, çekmeye başladıktan sonra sanki birçok şeyin daha farkında olarak hayatıma devam edebildiğini bir düşünüyorum. Bir üçüncü göz. Evet, bir üçüncü göz. Yani herkes bir şeye tam bakarken sanki sen onda çok daha farklı bir şey görüyormuşsun gibi hissettiriyor bana. Tabii. İnsanları yadırgamadan bakıyorsunuz. Evet. Ve ama sadece insanları değil ya, sanırım doğada da aynı şeyi tabii, hissediyorum tabii. Yani doğada da öyle. Canlıları tanıyorsunuz, yaşamı tanıyorsunuz. Evet. Doğaya dokunuyorsunuz, hayatlara dokunuyorsunuz, tarihe dokunuyorsunuz. Güzel bir şey aslında. Peki seni en çok etkileyen böyle şehir, Anadolu'nun birçok yerini gezdin. Evet. En çok etkileyen yer neresi oldu? Türkiye için mi? Türkiye için aslında beni en çok etkileyen, ki sen de bir Karadeniz olarak en çok Karadeniz. Bu arada biz ikimiz de Karadenizli. Valla başta konuşmadık bunları söylemek için. Ama ben bir Erzurumlu olarak söylüyorum. Tamam. Karadeniz'in güçlü kadınları beni çok etkiledi. Teşekkür ederim. Yani çay toplayan kadın,
kadınlar o yani normalde biz hani düz yolda yürüyemezken yani o engebeli yolda çay toplayıp sırtlarında kendilerine engel olamıyorlar galiba. Evet yani aslında, yapmak isteyen her şeyde aslında kendime engel olamıyorum diyebilir. Evet. Yani sanırım engel öyle hissediyorum Gamze. Engel sanırım biraz beynimizde. Yani biz bir şeylere engel varmış gibi biz engel koyuyoruz. Evet evet. Birçok şey sanki biz engel koyuyormuşuz gibi hissediyorum. Doğru mu? Doğru. Şöyle insan kendine ne zaman engel olabiliyor? Onu da söyleyeyim. Cesaretsiz olunca. Evet. Cesaretsiz olmayacağız. Cesaret cesaretli olmak zaten en büyük engeli aşmak demektir. Bir de ön yargılar vardır. Toplumun ön yargıları. Ben özellikle siyah insanlar hakkında hep yanlış bildiğim şeyleri gördüm. Oraya gidince fark ettim. Yani hep diyoruz ya siyah insanlar işte ya işte Afrika pis bir yaşamı var diyoruz ama aslında doğal aşılı şekilde yaşıyorlar. Yani doğal iç içe yaşıyorlar. Biz burada ayakkabı giyiyoruz. Onlar toprakla ayakları yalın ayak, çıplak bir ayakla rahatlıkla yaşayıp yürüyebiliyorlar ve ayak mantarı olmuyorlar. Çünkü neden? Ayakkabı kültürleri yok. Ben önce o kadar çok üzüldüm ki niye ayakkabıları yok bu çocukların? Ayağında hiçbir şey yok. Mersem kültürlerinde ayakkabı yok. Bizde her çeşit değil mi? Tabii yani örneğin emziren kadın sokakta Türkiye'de sokakta evet yani çocuğunu rahatlıkla emziren bir kadın görebilir miyiz? Göremeyiz. Evet. Ama Afrika'da bu çok normal. Ve bunu şöyle ifade ediyorum. Bu bizim bizde aslında diyor. Avrupalıların bir dayatması olduğunu düşünüyorlar. Yani sokakta çocuk emzirmek. Şey öyle değil mi? Biraz böyle markaların ve aşırı tüketimin verdiği birçok şeyi aslında biz yaşıyoruz ve evet. Doğru sanıyoruz. Tabii. Belki de en doğrusunu onlar yaşıyor. Bilmiyorum. Tabii ki. Şu an bizim onlara üzüldüğümüz daha şeyde belki onlar belki de. Evet. Daha bir gün sanayi bölgesindeyiz. Afrikalı bir kadın, Senegal'li bir kadın çocuğunu göğsüne çıkardı. Çocuğunu emzirmeye başladı ve ben etrafa bakıyorum erkek dolar ya. Sanayi bölgesi. Ve çok şaşırdım. Yanımda rehberim Davut amca vardı. Dedim ki sevgili Davut abi burada kadın rahatlıkla çocuğunu emziriyor ama kimse ona bakmıyor. Siz kadını nasıl tanımlıyorsunuz? Dedi ki o artık anne oldu. Kutsal görevini yapıyor dedi. Ooo ne kadar anlamlı değil mi? Yani söylerdi zaten. Yani anne yapıyor. Orada görevini yapıyor, o aynı artık. Nasıl bakabiliriz diyor. Çok güzel. Yani bu kadar kadına saygı ölçüsünde bakılabilen bir ülkede ve kıtada yani biz farklı yaşıyoruz aslında. Kesinlikle. Aynen öyle. Peki senin başka yaptığın şeyler de var. Sergilerden zaten seni yakalamak çok zor. Ama başka uğraşların da var. Mesela resim yapıyorsun. Resim biraz alman da var. Olarak ama çok güzel resimler var. Mesela ben bir örnek vermek isterim. ben Edda Kreatif'i biz ilk kurma aşamasındayken hayal ederek bir resim yapmıştı. İşte fotoğraf makinesi bizi güneşe benzetmiş. Ben ve güneş... de bayılmıştım. Evet hatırlıyorsunuz. Evet biliyorum. Onu ben kendi odamda çok güzel bir tablo haline getirerek saklıyorum ama onun dışında birçok resim yapıyorsun ve bir de kitap haline bir şey vardı hatırladığım kadarıyla. Kitap haline kitabım var ama yok bir de şey resimlerle ilgili bir şey yok mu? Resimlerimi kitap haline getirmeyi düşünüyorum şiirlerimle beraber. Yani birçok şeydir. Hamdi. Yani ben sanat düşkünü bir kadınım. Belki ondan düşkünüm. Başka neler yapıyorsun peki? Biraz anlatırsan eğer. Şu an söylememde sakınca var mı ama Türk Telekom Asis Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi asistan olarak, iletişim asistan olarak normalde görevimi yerine getiriyorum. Süper. ve şirketime de çok teşekkür ediyorum huzurlarınızla. Engelsiz erişebilir, hayatın içerisinde ben de varım diyerek aktif olarak çalışma hayatıma devam ediyorum. Şiir yazıyorum. Gece uykudan kalkıp şiir yazabilirim. Öyle bir uyum peki, var. Peki genelde şiirlerinizin konusu neler? Toplumsal konular.
toplum insanlarına. Evet. Daha çok yani zaten şiirin içinde aşk vardır. Ama aşkta toplumsal sorunları birleştirdiğimiz zaman daha çok herkes hitap edebilecek bir kitap haline gelebilir. Ama benim şu anki hedefim yaptığım resimlerle şiirlerimi, yeni yazdığım şiirleri harmanlayıp bir kitap. O zaman çok güzel bir şey geliyor. Yine bize çok güzel bir şey geliyor. Evet. Peki ben şu resim hikayesini sorabilir miyim? Bu benim en çok beğendiğim resim. Bunun evet. Hikayesini çok merak ediyorum. Aslında ben bu sene geldi hep sokak fotoğrafçılığı yaptım. Yani belgesel fotoğrafçılığında en önemlisi de bu sokak fotoğrafçılığı birer. Sokakta aileler rahatlıkla kabile hayatı şeklinde yaşayabiliyorlar. Bu ailemiz de sokakta yaşıyordu. Bize göre biraz kötü görünebilir ama yani acınası bir durum olabilir ama onların kültüründe bu böyle bir yaşam da var. Şöyle bir durum da var yani Afrika'da, Senegal'de daha doğrusu zengini çok zengin, fakiri çok fakir. Ben de o arada fotoğraf çekerken bu aileyle karşılaştım. Bebeği beni görünce korktu. Aşağıda zaten o fotoğrafı görmüşsünüzdür. Ağlamaya başladı çünkü beyazlardan korkuyorlar. Önce annem sevmek istedi, susturmak istedi. Oyuncak verince sustu. Tam orada ben fotoğraf çektim ve babasını da izin aldım. Babasından izin alarak hem babasını çektim hem bebeğini çektim. Boy çocukları vardı yanında. Çok güzel bir fotoğraf. Evet. Çok anlamlı bakan değil mi? Bakışlar süper. Fotoğraf. Hepsi çok güzel gerçi. Bir de sanırım şeyle yani fotoğrafladığın kişilerle herhalde tanışıyor olman, tanışman, konuşman da onları çok etkiliyor. Tabii hala iletişimi yani telefonu olan kişiler, Senegalli arkadaşlarım beni arayıp soruyorlar. Ne güzel, süper. Evet. Yani şeyi çok etkiliyor beni. Portrede bakışlar. Aynen bakışlar, o anlam. Yani birçok aslında şu anda baktığınızda şey var. Yüzündeki tüm hissiyatını hissedebiliyorum ben onu. Evet. Yaşantısını, evet, yaşanlar. Peki seni en çok hangisi mutlu ediyor? Bir sürü şeydesin sen. Şiir yazıyorsun, resim var, fotoğraf var ve geziyorsun. Şimdiki hedefin Küba bildiğim kadarıyla. Evet, evet Küba'ya gitmeyi hedefliyor. Durduramıyoruz hakikaten. Ramze'yi durduramıyoruz. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Neyse onu şey... Tam onu evde konuşuyoruz. Şöyle Batı Afrika'yı çekince hani köle adasını daha çok tarihte işlemiştik. Kendim engel olamıyorum. Senegal adlı kitapta Gore adasını işledim daha çok. Gore adasını işleyince size az önce de anlattığım gibi aileler Fransız sömürgesi zamanında yani 2. Dünya Savaşı sırasında Gore Adası'nda bir köle ticareti yapılmış. Bu köle ticareti sırasında Senegalli çocuklar Küba'ya yollanmış. Yani Küba'ya bırakılmış. Erkekleri Amerika'ya iş gücünden faydalanmak için çok küçük odalarda küçücük pencereler de var. Işık oradan geliyor. Bildiğiniz bu bina kadar düşünün. Ama çok küçük evler, yani çok küçük odalar. Pirinç ve su verilerek yaşatılmış. Hepsinin üzerine bir numara veriliyor. Adlarıyla çağırılıyorlar. Zincirle vuruluyorlar. Ayaklarından zincire vuruluyorlar. Ve Amerika'ya köle ticaretinde kullanılıyorlar. Aileler bilinçli olarak parçalanıyor. Kadınlar başka bir ülkeye, çocuklar başka bir ülkeye, erkekler başka bir ülkeye. Ve bunda şunu fark ettim. Evet, benim Senegal'den sonra yönümü Küba'ya çevirmem gerekiyor. Çünkü Küba'da şöyle bir durum da var. Ötekileştirilmeden toplumsal statüsü düzgün, eşit yaşam hakkı veren ve siyahilerin yoğunlukta olduğu bir ülkenin hayatını da anlatmam gerekiyordu. Tarihini de anlatmam gerekiyordu. Ya senin için aslında hikaye de çok önemli. Rotanı belirlerken evet, hikayesini takip ediyorum. Evet. Zaten Gore Adası'nın en güzel, daha doğrusu en acı, güzel dediğime bakmayın. en acı tarafı tarihi. Yani Gore Adası'nda Batı Afrika'nın birçok insanı köle ticaretiyle satılıyor.
Yani şu an satılmıyor gibi görünüyor ama bence hala böyle bir durum yaşanıyor, hissettirilmeden var. Ama benim amacım işte burada Küba'yı anlatmak. Yani Senegal'den sonra Küba gelsin dedim. Hı hı. Hikaye süper sana. Hakikaten evet. Engel olmak çok zor. Peki bizi takip eden dostlarımıza ne söylemek istersin? Yani kendime engel olamıyorum. Olanlar var çünkü. Kendini engelleyenler, cesaretini bastıranlar. Bir sürü arkadaşımız var. Birlikte yaşamı paylaştığımız. Onlara ne demek istersin Gamze? Öncelikle engellerle söylemek isterim. Her zaman söylüyorum. Bir engelli ailesi, bir kadın olarak da ifade ediyorum. Bir engelli ailesi ve özellikle engelli anneleri eğitim haklarını çocuklarına vermeleri, istemeleri, haklarını korumaları, talep etmeleri kesinlikle hayatın içerisinde olmaları gerekiyor. Yani bu kadar, yani şöyle söyleyeyim size, attığınız pet şişenin bile geri dönüşümü varsa, insanoğlunun niye geri dönüşümü olmuyor? Biz ötekileştirdiğimiz için fark, uzunların eksik olması hiçbir şey yapamayacağı anlamına gelmiyor. Varlığını hissettirmeleri ve topluma geri dönüşüm yapılmalı. Yani ergoterapi yapmaları gerekiyor. Diyebileceklerim bu kadar. Umarım sanat dolu günler yaşarız. Çok teşekkür ederiz Elif Gamze Bozo'ya. Bizi misafir eden, istersen sen teşekkür et. Bugün burada neredeyiz? Gökyer Vakfı'na, Gökyer Sanfranç Müzesi'ne. Beni bugün bir hafta boyunca daha doğrusu ağırladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve Eda'cığım, buraya kadar beni kırmayıp geldiğiniz için her zaman en büyük destekçi. Teşekkür ediyorum. Biz iki yakın arkadaş olarak Gamze'yi bugün yalnız bırakmadık ama siz de yalnız bırakmayın bence. Ankara'da hamam önünde hem keyifli bir vakit geçirirsiniz hem de gelip Gamze'nin o muhteşem fotoğraflarına eşlik edip ona destek olursunuz diye bir temenniyle bitirelim. Peki senin fotoğraflarına nereden ulaşabiliriz? İstersen söyle. Aslında sergiye gelip görmelerini daha çok ama isterim. Ama bence sosyal medyadan da seni takip etmeliler. Elif Gamze Bozo var. Bir de Elif Gamze Bozo Beklanşor var. Evet, duydunuz. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sonunda Gamze'nin bütün sosyal medya hesapları paylaşılıyor olacak. Oradan da takip edebilirsiniz. Keyifli günler dileriz.